Emre Hayırcı, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı şimdiki konuğum. Gözlerimiz, dünyaya açılan penceremiz. Her şeyi böyle daha net görebilmek herkesin hayali, umudu. Yani şu gözler biraz gidiyor, biraz şuradan bakıyoruz Emre Bey. Ay ne oldu diyoruz. Değil mi? Çok önemli. Evet. Dediğiniz gibi dünyaya açılan penceremiz, en gelişmiş duyu organımız. Tüm dünyayı algılamamızı sağlayan en önemli organımız diyebiliriz. Tabii yavaş yavaş mesafelere göre problemler başlıyor herhalde Ebru Hanım. Yani bu biraz 40'lı yaşlara kadar bizim göz lensimiz var, kendi doğal lensimiz. Bir akıllı lens özelliğinde kendi doğal lensimiz. Her mesafeye baktığımızda net görme ihtiyacımızı milisaniyeler içerisinde karşılıyor. Yani biz uzağa bakıyoruz, başımızı çeviriyoruz, saatimize bakıyoruz, tabii, telefonumuza bakıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden kesintisiz net görüyoruz. Odaklanıyor, hepsini evet, görüyoruz. Ama evet, işte 40-45 yaşlarından sonra kendi doğal lensimizin bu esnekliği kayboluyor ve yavaş yavaş yakına yıpranıyor, odaklama zorlanmaya başlıyor. Evet. Peki o zaman devreye bir takım şeyler giriyor. Evet. Tabii ki yalnız değiliz, yani bulanık görmeyeceğiz hayatı. Premium akıllı lens uygulaması var. Diğer evet, lenslerden farkı ne diye hemen sormak istiyorum. Diğer lensler eskiden tek odaklı lensler vardı. Biz bunları katarak ameliyatlarında kullanırdık. Katarak temizlenirdi. Tek odaklı lens takılırdı. Hasta gözlüklerinden kurtulamazdı. Kataraktan kurtulurdu ama en azından bir gözlük, belki iki gözlük kullanmak zorunda kalırdı. Artık bunların çok odaklı grup lenslerin iki odaklısı önce çıktı. Uzağı ve yakını gösteriyordu. Daha da gelişti ve artık uzak, orta, yakın mesafeyi gösteren premium akıllı lensler çıktı. Biz artık her mesafe için gözlük kullanma ihtiyacı olmadan kalıcı olarak, ömürlük olarak premium akıllı lensler ile gözlüklerden kurtulabiliyoruz. Harika. Peki ömrü var mı bu lenslerin? Ömrü insan yaşantısından daha uzun olduğu için göz içerisinde herhangi bir bozulma, yer değiştirme, oynama bir bozulma olmaz ve kalıcıdır etkisi. Tabii mesela şimdi akla o geliyor, yani gözde oynama yapar mı bu lensler? Yani gayri ihtiyari işte gözümüzü ovuşturur, sabah kalkarız, işte bir şey kaşınır, yıkarız, bir şey makyaj yaparız falan. Yani o lensler bizimle ne kadar uyum sağlıyor? Normal gözümüz oynamaz. Gibi davranabiliyor muyuz? Tabii aynı eski yaşantımız gibi davranabiliyoruz. Yani şu tabii hareket burada, bile var yani. Tabii burada şu önemli. Bu lenslerin yerleştirirken bu konu tabii göz cerrahının deneyimi önemli. Tabii. Göz lensinin kalitesi önemli. Yine ameliyatı gerçekleşirken kullandığımız diğer cihazlarımız var bizim. Onların da güncel teknolojiye uygun olması lazım. Her şey birleştirdiğinde sonuçta mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Gözün içerisinde herhangi bir hareket yapmaz. Evet. Rahatlıkla normal gözünüz evet, gibi evet, davranabilirsiniz lens gözünüzün içindeyken. Peki orta mesafe görme problemi denen bir sorun var. Orta mesafe son dönemde çok kullanılıyor. Bu neden bir problem haline gelmeye başladı? Eskiden orta mesafe görme problemini çok algılamıyor muyduk, yoksa çözüm mü yoktu? Çok algılamıyorduk herhalde. Çünkü çok kullanıyoruz artık bu mesafeyi. Ondan önemli. Artık hani evde, işte iş yerimizde, büroda, masada, masaüstü bilgisayarlarımız, yakın mesafe, masaüstü bilgisayarımız, orta mesafe bölgesi, evde çok kullanıyoruz. Arabada hatta bu bilgisayar, yol bilgisayarının olduğu bölümler, uyarı levhaları, benzin hepsi orta mesafe. Akıllı cep telefonlarının çıkması. Artık çok kullandığımız için bu mesafedeki eksikliği hissetmeye başladık. Yakın için gözlükler kullanılıyordu. Mesela orta mesafe için yeterli olmuyor. Uzak gözlüğü o mesafe için olmuyor. Orta mesafe problemleri önem kazandı. İşte premium akıllı lenslerle biz yakın mesafe, uzak mesafe yanında orta mesafeyi de çözüyoruz ki insanlar artık bilgisayarına yaklaşarak bakmak zorunda kalmasın. Çünkü böyle bak çalışmak da ergonomik değil. Tabii yani ki. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi aynen, sorunlara yol açabilir. Onun için oturduğumuz yerden önümüzdeki kağıtlara, evraklara, kitaplara bakarken başımızı çevirdiğimizde şuradaki bilgisayarımızı da eğilmeden, yaklaşmadan görebilir hale geliyoruz. Çok ne büyük zenginlik. Evet, yani büyük bir konfor. Büyük çünkü bir konfor, insan yaşantısını zorlaştıran şeyler. Peki operasyonu soracağım ama hemen şu soru aklıma geldi. Operasyonu olduktan sonra hemen görme gerçekleşiyor mu? Kişiden kişiye değişmekle beraber genellikle hemen ilk gün avantajını görüyoruz. Ama istediği seviyeye hangi gün geliyor derseniz bu tabii kişinin mesela 10 numara bir gözün ameliyatını yaptıktan sonra masadan kalktığında hemen dünyası değişmiş değil gibi oluyor. Yani ertesi gün böyle büyülenmiş gibi bakıyor. Çünkü o kadar büyük bir şey düzeltiyoruz ki etkisini hemen hissediyor. Tamam. Ama daha küçük numaraların tedavisinde kişi hemen avantajını hissediyor. Fakat istediği noktaya gelmesi belki 3 gün, 1 hafta, belki 10 gün sürüyor.
Ama çok tabii normal süreler. Tabii yani bir kalıcı ömürlük olduğunu düşündüğümüzde büyük resme baktığımızda yani 3 gün 5 gün sonra nihai sonuca ulaşmamız çok da önemli değil üç aslında. 3 gün 5 gün lafı olmuyor lafı orada olmaz, yani. Kesinlikle. Evet. Peki şimdi onları taktık gerçekten. Vücut her şekilde uyum sağlıyor mu? Yani hiç rastladınız mı ya da duydunuz mu öyle bir araştırma var mı bilimsel işte lensin göze uyum sağlamadığı ve çıkarılmak zorunda kaldığı? Yani sadece merak sorusu. Biyolojik ömrü açısından herhangi bir problem yok. Bu ilk tasarımlarda özellikle ışıklarda gece biraz rahatsızlık hissedebilen nadir de olsa bir grup olabiliyordu. Bizim bu lenslerin özel yapısı gereği belirli bir süre gece ışıklarda dağılmalar gibi şeyler görülebiliyor ama premium akıllı lenslerde artık bunlar yok denecek kadar az. Bu ilk modellerinde böyle birkaç ay geçmesine rağmen görmem iyi fakat gece ışıklara dağılıyor, benim hayat kalitemi bozuyor diyen hastalarda çok nadir literatürde çıkarılan hastalar var. Ama evet, şu anda artık günümüzde bu premium akıllı lensler için böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Peki. Çıkarılma ihtiyacı duymuyoruz çünkü hasta çok mutlu zaten. Zaten çok evet, mutlu. Peki daha önce katarakt ameliyatı olduk diyelim. Premium lens taktırabilir miyiz? Bu da önemli bir gelişme var evet, bununla ilgili de. Eskiden katarakt ameliyatı olmuş. O zaman ya hekimi önermemiş veya yokmuş akıllı lens veya hasta bunu önemsememiş ama sonradan pişman olmuş. Hmm. Yani kataraktan kurtulmuş ama gözlük veya gözlüklerden kurtulamamış. Eskiden ne yapıyorduk böyle bir durumda istek talep gelirse? Kendi lensinin çıkarılması ve yerine akıllı lensin konulması ama bu da çok zahmetli ve gerçekten riskli bir işlem. Şimdi artık buna gerek kalmadı. Kendi lensine hiç dokunmadan onun önüne serilen çarşaf gibi ince bir akıllı lens modeli çıktı. Ve bu lens sayesinde yine kişi gözlüksüz görmesine kavuşabiliyor. Müthiş. Yani katarakt operasyonu olmuş kişiler de bu premium lensi taktırabiliyorlar daha sonra. Taktırabiliyorlar. Özel bir modeli var. Hı hı. Kendi lensine dokunmadan onun önüne yerleştirilen ikinci bir lens evet, konuluyor. Birkaç dakikalık bir ameliyatla yine gözlüksüz haline kavuşabiliyor. Evet.